pek çok bakımdan erken ve öncü addedilebilecek çalışmalar imza atmış. Bize dair, Osmanlı Türkiye serüvenine dair ciddi bir külliyat miras bırakmış birinden söz ediyoruz. Genç Osmanlı düşüncesinin kökenleri, Jön Türklerin siyasi fikirleri, merkez çevre tahlili, din ve ideoloji, Said Nursi çalışması, bir çırpıda aklımıza gelen çalışmaları, eserleri. Muhtelif bilgi disiplinlerine doğru genişleyen ilgi ve ürünler. Türkiye'nin akademik fikri sicilinde yeri müstesna bir şahsiyet. Yaşamı ve yapıtıyla Şerif Mardin. Tabii biz ya da bizim kuşak bu yaşamı ve yapıtı bir hayli olgun bir döneminde tanıdık. Biz Şerif Mardin'i artık çoktan araştırma programını tanımlamış esas sorularını vaz etmiş, temel eserlerini vermiş ve bu temel eserlerden belki bazı tamamlayıcı diyebileceğimiz konulara doğru açılmak ya da uzanmak istediği artık çoktan yerleşik bir ilim adamı olduğu bir dönemde tanıdık. Hayata, insana ya da biyografiye evreler halinde bakacaksak eğer, biz bu yaşam öyküsüne son evrelerinde tanıklık eden insanlardık. Dolayısıyla değerlendirmelerimiz hissiyatımız kaçınılmaz olarak böyle bir olgun dönem prizmasından bakıyor oluşun izlerini taşıyacaktır. Fakat bizde el itibaru bil diye bir düstur vardır ki buna göre itibar hitama göredir. Kapanışın nasıl yapıldığı, kapanışa nasıl ilerlediğimiz, nasıl hitam bulduğu hayatın yaşam öyküsünün nasıl bir hitama erdiği, ibretin ve itibarın kıstasıdır. Öyleyse her ne kadar bizimkisi bu yaşam öyküsünün son evrelerine dair bir tanıklık ise de, itibarı ya da sunacağı ibret az olmasa gerektir. Bu yaşam öyküsünü son evrelerinde tanıdık dedim. Buna rağmen Türkiye'ye yapmak istedikleriyle dönmüştü yapmak istedikleri mesela bir 19. asır araştırma grubu kurmak, Osmanlı odaklı bir bilim tarihi grubu oluşturmak, kavramlar tarihi üzerinde durmak, semantik dönüşümlerin tarihine odaklanmak Osmanlı Türkiye tecrübesinde. Bunlar daha önceki çalışmalarında uzanma imkanı bulamadığı, geliştirilmesi gereken yönler, ulaşmak istediği vuzuh için eksik kaldığını düşündüğü noktalardı tablonun tam olarak rengini bulamamış köşeleri ki bunları kısmen de olsa gerçekleştirebildi. Mesela bir dönem kavram tarihi üzerine meclis sabıtlarına odaklanan bir derse girişti yine şehir üniversitesinde. Yanı sıra bir Türkiye tarihi yazmak istediğini söylüyor ama girmesi gereken netameli bahislerin doğuracağı anaforlar karşısında da artık sanki biraz yorgun hissediyordu. Bütün bu ve daha önceki çalışmalarında bizi aradı. Biz denen o girift ve pek de saydam olmayan zatiyeti anlamak istedi. Osmanlı Türkiye macerasını. Bu nedenle iç dinamiklere odaklanmak, iç hareket ettiricileri, içimizdeki zemberekleri anlamak, bize ait nüansları yakalamak onun için hep başat mesele oldu. Fakat bunu yaparken Sürekli kendisiyle meşgul olmanın getirebildiği muhayyile darlığından, akademik miyopluktan sakındı. Benim bazen otomatik özgünlükler dediğim o yaygın vehme kapılmadı. Yani sırf falanca asra ait diye, sırf mazide ve bize ait diye bir metin, bir metnin, kişinin, sürecin incelenmesinde kendiliğinden hazır otomatik bir özgünlük olacağı zehabına kapılmadı mukayeseli ve dünya tarihsel bakış açısını korut. Çok çeşitli teorik, metodolojik geleneklerden yararlandı. Yalnızca Weber, Marx gibi klasikler değil, daha ikincil ama önemli araştırma gelenekleri ya da çerçeveler. Ama teorinin suni tatbikinden, mevzuya eğreti biçimde uygulanmasından kaçınmaya çalıştı. Yüksek teori katı ile somut inceleme nesnesini yahut da alanını buluşturma zorluğuna karşı hep duyarlı oldu. Gerçekliğe metozire, met metazori teori giydirmek değil, teoriyi ustalıkla damıtmak ve pek çok ince ayarla sahaya uyarlamak gerektiğini göstermeye çalıştı. Bu yapılamadığı zaman ortaya çıkan akademik manzaraları Türkler teoriyi keşfetti ya da benim deridam senin deridanı döver gibi ironik tasvirlerle yargıladı. Bu bakımdan fikri söylemenin itibariyle Şerif Hoca'yı yine Ayziyah Berlin'in meşhur ayrımıyla kirpilerden çok tilkilerin cenahına yerleştirmek daha doğru olacaktır. Kirpiler yani her şeyi büyük bir model, tek bir vizyon uyarınca görmek isteyenler ile tilkiler yani pek çok meseleye girip yeni yeni vadilerden geçmek isteyenler. Ya da pek çok şey bilen tilkiler ile büyük, bir şey bilen kirpiler. Malzemesi kirpi olmaya elverişli değildi. Şerif Hoca bunu erkenden görmüştü. Bu nedenle tek bir ideolojik, metodolojik ya da metateorik çerçeveyi zorlamayan, dahası tarihsel, toplumsal gerçekliğin karmaşık tabiatını, çok da tutarlı olmayan gelişim hatlarını yadırgamayan, keşfedici çalışmalara girişti. Yine bu nedenle olsa gerek, boşluk, paradoks, müphem ve nüans ilgisini çeker ve bunlar üzerinde dururdu. Tanrı ayrıntılarda gizlidir dediğini hatırlıyorum mesela. Bunları merkeze alan çalışmaları yani çelişki, paradoks ve müphemi açıklamalarında merkeze alan çalışmaları bizimle ilgili olarak akademik dünyada daha yeni yeni görmeye başladık. Son yıllarda tartışılan Şahab Ahmet'in işte İslam nedir, what is İslam'ı yahut da Almanya'da Thomas Bauer'in müphem kültürü, müphemiyet kültürü üzerine yakın zamanlı çalışmaları mesela. Buraya kadar zikrettiklerim Şerif Mardin'in daha çok akademik, ilmi pratiğinde öne çıkan ve anmak istediklerim vasıflarıyız. Fakat biz onu bir de hoca olarak tanıdık. Hocalık pratiğinde gördük. Hoca olarak Şerif Mardin'i soru yüklü bir insan olarak tanıdık. Soruları her zaman cevaplarından çok oldu. Zihinlerde çaktığı sorular, açtığı meseleler cevaplarından çok oldu ki bu da yolda olan bir ilim adamının nişanelerindendi. Her öğrencisini o öğrencinin kendi ilgi ve becerileri istikametinde teşvik edip o öğrencinin mizacına ve meşrebine uygun tecessüsler aşılamak isterdi. Daima öğrencisinden daha hazır, daha çalışmış bir halde derse gelmeye gayret eder ve bu hazırlık öğrencisinden de öğrenmeye açık tavrıyla perçinlenirdi. O kadar ki derslerde üzerinde ılık bir teyakkuz hissederdiniz. Bir tür istim üstünde olma hali. Bu tür sahneler bana hep Leo Strauss'un eğitimle ilgili bir değişini hatırlatmıştır. Kendisine iyi bir öğretici iyi bir hoca olmanın yöntemini soran kıdemli bir talebesine şöyle der. Daima ders verdiğin sınıfta sessiz fakat aslında kafaca ve gönülce senden üstün bir öğrenci olduğunu farz et. Mardin'in çok talebesi oldu ama paradigma muhafızlığına, teori bekçiliğine girişmedi ya da müntesip davası gütmedi. Talebesi oldu ama tilmiz aramadı. Birikimi eserleri, tecrübesi ve üslubunun getirdiği tabi ve yumuşak denebilecek bir aurası vardı ama bunu bir tilmiz halkası oluşturmak için kullanmadı. Peki ya Mardin'e çokça atfedilen o mesafeli oluş, o elit tavır, aristokratça eda için ne demeli? Gerçekten de mesafe, mesafeli oluş ve seçkinlik Mardin söz konusu olduğunda hep vurgulanan hususiyetler oldu. Vefatını mütakip söylenenler arasında da bunlar çokça zikredildi. Osmani aristokratik Eda yahut da Şerif Mardin için bizim için hep Şerif Bey idi gibi değerlendirmeler. Kuşkusuz Şerif Hoca da içinden çıkıp geldiği toplumsal konumun izlerini taşıyordu. Fakat burada bu mesafeli entelektüalizmde aydınca bir kibir ya da tekebbür alameti var mıydı? Meşhurdur. Şerif Hoca'nın da iyi etüt etmiş olduğunu bildiğimiz Max Weber kibir hem akademide hem de siyasette bir meslek hastalığıdır. Lakin akademide mesleğin özüne zarar vermez der. Mardin'in mesleğin özüne ne derece duyarlı olduğunu biliyoruz. Toplumsal konumuna rağmen hiçbir zaman bir salon zekası olmadı. Bilakis Kolayca kalıba sokulur olmadığı için salon zekalarının tepkisini çekti. Salon zekalarının, yani derine inmeyen, hazır, şablon, gündelik iş görecek cevapların aydınlarının. Bu itibarla Mardin'de izlediğimiz, olsa olsa eskilerin kibri nefs dediği bir tutum biçimi olarak görülebilir. Ayrıca bu mesafe bahsine biraz da bizim o asırlık aydın halk gerilimi itibariyle bakarsak şunu da not etmemiz gerekir. Biz meselenin aydın halk tarafını çokça işledik. İşin bu tarafı önemliydi ve önemsedik. Hatta Mardin'de işin bu cephesi üzerinde bir hayli durdu. Bu, konu, bu konuda önemli makaleleri oldu. Tanzimattan sonra aşırı batıllaşma, Bihruz Beyler vesaire. Ama meselenin diğer ucunu, yani belki daha çok bizim taraflarda rastladığımız ilim adamının, fikir adamının eninde sonunda bir vaize dönüşmesi sorununu sanki pek işleyemedik. İlim adamının eninde sonunda kitlelerin gönül tellerine dokunup müthişsiniz, harikasınız. Sizin tarihiniz de zaten bir harika demeyi artık alışkanlık haline getiren bir tip olup çıkması. Vaiz derken tereddüt etmiyorum. Zira Gazali'den beri bizde böyle bir ayrım olmuştur. Siyasetin dört mertebesi tefrik edilmiş ve en sona vaizlerin siyaseti yerleştirilmiştir. Mesafe önemlidir ve Mardin memleketimizde sık gözlediğimiz o ikili konformizmden, bir yanda cumhuriyet seçkinlerinin, diğer yanda halk dalgabuklarının, halk, muhit ya da devir dalgabuklarının konformizminden, belli bir mesafe ile sakınmaya çalışmıştır. Bununla birlikte bu mesafe tutuş onu kamusal tartışmalara katılmaktan hatta zaman zaman bazı kamusal tartışmaların ateşleyicisi olmaktan alıkoymamıştır. Mahalle havası ve AK Parti Kemalizm'in zaferidir gibi anahtar ifade ve hükümlerle kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri bunun en hatırlanan örnekleridir. Ben böyle daha sansasyonel tespitlerinin bile çoğunda uygun vasat oluştuğunda ciddiyetle tartışılmaya değer noktalar bulunacağını düşünüyorum. Konu bu vadiye girmişken Mardin'in siyasi değerlendirmelerinde iktidara ve zor araçlarına dair yorumlarında da pek bir naifliğe rastlamadığımı söylemeliyim. Buna ilişkin benim için en çarpıcı değerlendirmesi 2000'li yılların ortalarında Erdoğan için kızmasını da biliyor demesi olmuştu. Belki belli türden kızmaların demokratik kitle siyasetinde mümkün ve çok da beklenmedik bir şey olmadığını kabul ediyor. Belki de bu tür kızmalarda popülizm beklentisiyle çelişen bazı unsurlar bulunduğunu hissediyordu. Elbette bunlar 2000'li yılların ortalarına ait ve sınırlı ve hususu bir siyasi edim biçimi için yapılmış bir değerlendirmeydi. Köprünün altından çok sular aktı. Bir İrlanda şairinin şöyle dediği rivayet edilir. İnsan ya yaşamın mükemmelliğini aramalıdır ya da yapıtın mükemmelliğini. Neticede Şerif Mardin için yaşam sona erdi ama yapıt önümüzde duruyor. Yapıt ya da eser İçinde bir saf anlamı sabitleyip çıkarsayabileceğimiz bir zarf, bir kap değildir. Bir tür manevi, tinsel, kendinde şey olarak anlam değildir karşımızdaki. Eser etkileriyle vardır. Eser tesir eder. Mardin'in eserleri de oluşturduğu o geniş tesirler alemi içinde değerlendirilmeye, yorumlanmaya, tashihe ve yeniden yazılmaya müsait. Hatta bunu kışkırtan yönleriyle istifademize Açık olacaktır. Bitirirken sorabiliriz. Neydi aradığı? Topyekun bakarsak neydi amaçladığı ve salık verdiği? Bunu 2004 yılında yaptığımız ve Talid'de yayımlanan bir mülakatın sonlarına doğru sormuştuk kendisine. Verdiği cevapla toparlamak yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi eski Yunanlıların bir sözü var. Kendini bil. Bir araştırma alanıdır bu bizim ne olduğumuzu bizzat kendimizi daha iyi anlamamız lazım. Bunun ilk plana çıkarılması lazım. İşte benim mahdut zaviyemden Şerif Mardin. Saygıyla anıyorum.